Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere telefonunuza gelen bildirimleri nasıl özelleştirebilirsiniz bunu göstereceğim. Önceki videoda telefonunuzun launcher'ını, ana ekranını vesaire özelleştirmeye göstermiştim. Kartlar kısmından o videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoda bize bir bildirim geldiğinde bu bildirimin gelme şeklini değiştirmeyi göstereceğim. İlk olarak ekranda verdiğim uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı belirli izinler istiyor. Diğer uygulamaların üstünde gösterme, bildirim izinleri vesaire vesaire. Bu izinleri verdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra karşımıza böyle bir menü geliyor. Tabii ki de bu uygulama ücretsiz olduğu için arada karşımıza reklamlar çıkacak. Reklamları da atlarsınız artık. Bu ekranda vermeniz gereken izinler yazıyor. Ne bileyim, bildirim ayarları, ekran üzerinde görüntüleme izni vesaire vesaire. Bu izinleri verdikten sonra sağ tarafa mesaj bölümüne gelebiliyorsunuz. Buradan butonu açtığınızda mesajın nasıl gelip nasıl gideceğini örnek olarak görebiliyorsunuz. Ben bunu aktif ettiğimde ve bana bir mesaj geldiğinde mesaj artık bu yukarıda gördüğünüz gibi gelecek. Bunların bu tarzda çeşitleri var. Bakarsınız, ikisini aynı anda açtığım için karıştı. Bakarsınız gözünüze daha güzel gelir bir tanesi. Mesela bu güzel dediniz, bunu kullanırsınız. Bu güzel derseniz bunu kullanırsınız. Ben mesela bu hoşuma gittiği için bunu kullanacağım. Şu diğerlerini de sizlere göstereyim. Ve bu şekilde ben bunu kullanacağım. Efekt kısmına geldiğimizde de bildirim geldiğinde bize efekt vermesini sağlıyor. Mesela ben bunu açtığımda benim tam kameramın olduğu yerde böyle bir efekt çıkıyor. Sizde artık telefonunuzda çentik varsa çentiğe göre ayarlıyor. Güzel yapmışlar. Ya da yanlarda ışık çıksın istiyorsanız bunu, yanlarda ışık çıkıp dalgalansın istiyorsanız da bunu açabilirsiniz gibi gibi özellikler var. Bunları özelleştirmek istiyorsanız açtığınız butonun yanında bir ayarlar butonu var. Buraya gelip buradan bunun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yükseklik alçaklığını ayarlayabilirsiniz. Ve ekranda kaç saniye dursun? 4 saniye duruyormuş normalde. Bunu 2 saniye ya da daha fazla gözüksün istiyorsanız 5 saniye, 6 saniye yapabilirsiniz. Bunun hızı ne olsun? Ben bunu çok hızlı yaptım, bu çok hızlı dönecek. Çok yavaş yaparsam da çok yavaş dönecek. Orijinal ayarlarına yakın durması ama güzel oluyor. Zaten güzel yapmışlar. Buradan rengi kapattığımızda istediğimiz bir rengi seçebiliyoruz. Mesela ben turkuaz bir renk seçmek istediğimde bunu seçiyorum ve gördüğünüz gibi yukarıda artık öyle çıkıyor. Dediğim gibi uygulama gerçekten güzel. Telefonunuzu özelleştirip size daha uygun bir hale getirmeye devam edebilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.